Merhaba, bu videoda birinci günün sorularından stock trading sorusuna bakacağız. Bu soruda Barış bir borsacıymış ve Barış'ın elinde N tane hisse fiyatı var. Bu N tane hisse fiyatındaki en büyük artış veya ve azalışı yüzdelik cinsinden yazdırmamız isteniliyor. Öncelikle artış ve azalışı nasıl hesaplayabiliriz? Ona bakalım. İki tane sayımız olsun, X ve Y. Azalış durumunda x büyüktür y olacak. Bu durumda bizim yapmamız gereken işlem x eksi y bölü x ve de bunu yüzdelik cinsinden yazdırmamız istendiği için çarpı 100 olacak. Artış durumundaysa x y'den küçük olması lazım. Bu durumda da bizim formülümüz y eksi x bölü x çarpı 100 olacak. Şimdi peki bu iki sayıyı nasıl belirleyeceğiz veya bir sürü sayıyı böyle değerlendireceğiz? Peki o sayıları nasıl belirleyeceğiz? En basit çözümümüz her iki sayı arasındaki eğer azalış varsa bunu azalışla karşılaştırmak veya bir artış varsa bunu artışla karşılaştırmak. Bu durumda bizim yapmamız gereken işlem n'in ikilisi. Bunun tam kompleksitesi ise o n kare olur. Şimdi bize burada verilen verilerde n'in 10 üzeri 3'ten küçük olma ihtimali sadece %30. Yani %30 test case'de n 10 üzeri 3'ten küçük oluyor. Yani çoğu test case'de 10 üzeri 6 ile 10 üzeri 3 arasında ve de 10 üzeri 6'ya yaklaştığı zaman o n kare bir saniyeden daha büyük olacağından dolayı artık time limit yiyecek. O zaman başka bir çözüm düşünmemiz lazım. Öncelikle azalış için ne yapacağımıza bakalım. Elimizde birkaç sayı olsun. Bu sayılar 9, 5, 7, 3, 12 ve 2 olsun. Şimdi en başta bu sayıyı hem minimumumuz hem de maksimumumuz kabul edeceğiz. Çünkü başka değerimiz yok. Bundan sonraki gelen sayı bundan daha küçük olduğu için artık yeni minimumumuz bu sayı elde edildi. Bunların arasındaki azalış 4 bölü 9 çarpı 100. Bunu şu an için en büyük azalışımız kabul ediyoruz. Result. Bundan sonra gelen 7 sayısı ne minimumdan daha küçük ne de maksimumdan daha büyük. O zaman bizim için hiçbir şey değiştirmiyor. Zaten 9 ile 7 arasındaki fark 9 ile 5 arasındaki farktan daha küçük olduğu için yine sonucumuzu etkilemeyecek. Bir sonraki gelen 3 sayısı eski minimumumuz olan 5'ten daha küçük olduğu için artık yeni minimumum bu sayı olacak. Bunların arasındaki farksa 9 eksi 3, 6 bölü 9 çarpı 100 olacak ve de eski rezultatımdan daha büyük bir sayı olduğu için artık yeni rezultatım bu sayı oldu. Bundan sonra gelen 12 sayısı maksimumdan daha büyük. O zaman bu sayı maksimum olmalı. Ama eski minimumum bu sayıdan daha önce olduğu için artık bu minimumu kabul edemem. Bu yüzden yeni minimumda bu sayıdan başlatıyorum ve baştan başlamış gibi kabul ediyorum. Bir sonraki gelen iki sayısı ise minimumdan daha küçük olduğu için yeni minimum bu oldu. Şimdi burada hem maksimum hem minimum bu sayıyı yapmak bize bir zarar verir mi ona bakalım. Şimdi bu sayıdan sonra gelen minimum 9'lar arasındaki fark 7 iken 12 ile arasındaki fark 10. Yani
O yüzden de bizim için hiçbir zaman bir zarar elde zarar vermeyecek ve de daha çok kazanç sağlamış olacağız. Peki artışta bu durum nasıl olacak? Yine benzer bir durum var orada. Şimdi başlangıç sayımız hem minimum hem maksimum kabul ediyoruz. Sonraki gelen sayı maksimumdan daha büyük olduğu için artık yeni maksimumumuz bu. Aralarındaki fark artış miktarı 2 bölü 2 çarpı 100. Bir sonraki gelen 3 ne minimumdan daha küçük ne maksimumdan daha büyük. Biz geçiyoruz. Bir sonraki gelen 5, maksimumdan daha büyük olduğu için yeni maksimumumuz bu. Artık sonucumuz 3 bölü 2 çarpı 100. Şimdi buradaki 1 minimumdan daha küçük. Bu sefer de minimum buna eşit diyoruz. Ama maksimum bundan daha önce olduğu için maksimum da buna eşit diyoruz. Sonraki gelen 7 maksimumdan daha büyük olduğu için maksimum oldu. Ki bunların arasındaki artış oranı da 6 bölü 1 çarpı 100'den daha büyük olduğu için artık yeni rızaltım bu oldu. Tamam. Peki bunun kodlamasını nasıl yapacağız? Ona bakalım. Öncelikle hem artış hem azalış için farklı minimum ve maksimum değerlerine ihtiyacımız var. Ben okurken price diye okudum. Eğer i sıfırsa yani buradaki birinci değerleri bizim increase minimumumuza, maksimumumuza, decrease minimumumuza, maksimumumuza eşitliyor. Sonrasında eğer bu ilk eleman değilse sonraki elemanlar için eğer increase maksimumuzdaysa ne yapıyorduk? Direkt maksimumu değiştiriyorduk. Ama minimumdan daha küçükse bu sefer hem minimum için hem maksimum için değişiklik yapıyorduk. Burada increase yani artış için olan kodumuz burası. Azalış için de ne yapıyorduk? Eğer minimumdan daha küçükse hemen bunu minimuma eşitliyorduk. Ama eğer maksimumumuzdan daha büyükse hem minimumu hem maksimumu değiştiriyorduk. Bunun sonucundaysa her bir işlemden sonra bunların arasındaki orana bakıyoruz ve de eğer increase'den daha büyük increase'e karşılaştırıyoruz eski bulduğumuz sonuçla. Eğer hangisi daha büyükse onu yeni sonucumuza elde ediyoruz. Aynı şeyi decrease yani azalış içinde yapıyoruz. Şimdi bir önemli nokta da bizde 10 üzeri 5'ten eksi 5'ten farkın daha küçük olması isteniliyor yazdırılırken. Normal bir şekilde yazdırdığımızda sadece virgülden sonraki 4 sayıyı yazdırıyor. Bu sayıyı arttırabilmemiz için cout fixed bu kodu eklememiz lazım.